Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Arş, kürsü, onlar nedir? Onlara ne olarak inanmak gerekir? Nasıl inanmak gerekir? Onlardan bahsedecek İmam Tahavi rahimehullah. Peki bunlar neden kitabını alıyor? Çünkü bunlar inanılması gereken hususlardan. Allah Teala arştan bahsediyor. Cenab-ı Hak kürsüden bahsediyor. O halde Kur'an-ı Kerim'de geçiyorsa Kur'an-ı Kerim'de geçen her şeye inanmak gerekiyor. Fakat gözünüzle görmüyorsunuz. Fakat Kitabullah'ta var. O halde bu arşı, o halde bu kürsüyü nasıl anlamak gerekir? Açın şimdi Tevbe suresini açın. Orada fe'in tevellev فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Son ayet-i kerime, Tevbe suresinin 207. sayfa. Şimdi burada Cenab-ı Hak arştan bahsediyor değil mi? اِنَّ اللّٰهَ اِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ buyuruyor. اَرْرَحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوَى buyuruyor. اَرْرَحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوَى. Yani çok yerde arş kelimesi geçiyor. O halde Kur'an-ı Kerim'de varsa biz bu arşı nasıl anlamamız gerekir? Şimdi buraya bakın. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer onlar yüz çevirirler, Kur'an-ı Kerim'i anlamama noktasında bir inat gösterirlerse فَاِنْ تَوَلَّوْا bir mana ne demek? فَاِنْ اَعْرَضُوا فَاِنْ اَعْرَضُوا yüz çevirirlerse فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ فَاُلْ جَوَابْ فَاُلْ رَبْ De ki onlara Rabbim bana yeter. Fe in tevellev fe in aradu in şartiye cevabı fe in tevellev fekul hasbiyallah. Rabbim bana yeter. La ilahe illahu ondan başka ilah yok. La ilahe illahu aleyhi tevekkeltu. Yani tevekkeltu aleyhi. Aleyhi tevekkeltu sadece ve sadece ben ona tevekkül ediyorum. Ve huve Rabbul Arşil Azim. O Arş-ı Azim'in Rabbidir. El Azim'u okursak o zaman neyin sıfatı olur? Rabb kelimesinin sıfatı olur. O Rabbul Arşil Azim. Arş-ı Azim'in Rabbidir. İmam Nesefi Rahimullah burayı tefsir ederken o Rabbul Arşil Azim diyor ki cu'le metafen li ehli semai ve kıbleten lidduai. Cu'le matafen li ehli semai ve kıbleten lidduai. Yani o arş ehli semanın metafıdır. Orada tavaf ederler ve bir de duaların kıblesidir. Yani peki böyle bir mana doğru olur mu? Bakıyorsunuz şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yalnızlığından bahsediyor. Ayrılıyorlar, kabul etmiyorlar, reddediyorlar. Şimdi Allah Teala da Efendimiz'i Aleyhisselam'ı teselli ediyor. Eğer onlar reddederlerse, ayrılıp yüz çevirirlerse فَاِنْ تَوَلَّوْا فَكُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ Rabbim bana yeter de لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ Ya ondan başka kim var ki? Bütün dünya benim olsa, Rabbim olmasa ne kıymeti var ki? لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ Aleyhi tevekkeltu. Bak hasır var burada. Car mecrur takaddüm ederek hasır ifade ediyor. Sadece ve sadece dört yerde hasır vardır. Yani dört yerde olur. Bir de bu şekilde olur. Sadece ve sadece ona tevekkül ediyorum. O halde burada bir yönelme var. Bir sığınma var. Sanki o işte nedir? Kıbletelli dua. Duaların kıblesidir arş. Yani bize o arştan bahsediyor. Yani orada bir duaların kıblesi var. Duaların değerlendirildiği, geriye o dualara icabet edildiği bir yer var. Allah Teala, Allahu Alem belki de bize, ümmete bunun için arştan bahsediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilk yarattığı şey arş. Yani çok büyük bir şey arş. Efendim yani azametli, o kadar büyük ki yani ölçülme imkanı yok. Fakat kürsü o da çok büyük ama kürsüyü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
arşa nispetle büyüklüğünü anlatırken ne buyuruyorlar? Yani çölün ortasında bir demir halka kürsü düşünün, arşsa o çöl gibi. Yani o kadar büyük. Yani kürsü de büyük, yer ve göklere göre Allah'ın kürsüsü dediğiniz zaman ne anlayacaksınız? Yer ve gökler o kürsüye nispetle çöldeki bir demir halka gibi. Sema, yer o kadar küçük kürsüye nispetle, kürsü de arşa nispetle o kadar küçük. Nurani bir cisim bütün her şeyi, eşyayı ihata ediyor. Keyfiyetini biz bilmiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyorsa öyle inanıyoruz. İmam Beyzavi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki her şeyi ihata eden bir cisimdir İmam Beyzavi. Her şeyi el cismul muhitu bi sairil ecsam. Yani bütün esamı, sair esamı ihata eden, onun dışında ne varsa onları içine alan bir cisimdir. Neden bu ismi aldı? Yüksekliğinden dolayı ya da neden buna arş dendi? Hükümdarların tahtına benziyor. Yani nasıl sultanların tahtları var, işte bugün idare merkezleri var. Allah Teala da arştan dünyayı idare ediyor. Bir anlamda sevk ve idare merkezi, kainatın karargahı gibi arş. Ayet-i Kerime'ye Tevbe suresinin sonuna da baktığınız zaman Er-Rahmanu alel arşi isteva, yani onlar anlaşılabiliyor. Ama biz çok böyle derinlemesine inmiyoruz. Hani orada ehli zeyh gidiyordu değil mi? Kalbinde arıza olanlar bunlar üzerine derinleşiyorlardı. Biz teferruatını Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz. Peki kürsü dediğimizde, peki neden akaid kitaplarını alıyoruz bunları? Çünkü ayette var. Ayet-i Kerime'de olduğundan dolayı akaid kitaplarını alıyoruz. Yani birisi Allah Teala'nın arşını inkar etse kafir olur. Neden? Çünkü ayet-i kerimede arştan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Peki vel arşu vel kürsiyyu, yani vel arşu vel kürsiyyu hakkun, hakkun sabitun bil kitabi. Kitapla sabit hakikattir arş ve kürsü. Peki kürsü nerede geçiyor? Sizin şerhte de vardır değil mi? Ayet-i kürsüde vesi'a kürsiyyuhu semavati vel ard. Vesi'a kürsiyyuhu, Allah'ın kürsüsü yer ve gökleri kuşattı. Kürrase ne demek? Defter. Deftere kürrase deniyor. Neden? Çünkü ilmi toplayan bir şey olduğundan dolayı. İlmi ona yazıyorsunuz, kürrase deniyor. Peki ona kürrase deniyor. Kürsü de mesela bazı alimler vesiha kürsiyyuhu, kürsü kelimesini ne olarak tevil ettiler? İlmuhu, Allah'ın ilmi yer ve gökleri kuşattı. Vesiha ilmuhu, kürsiyyuhu demek ilmuhu. Nasıl kürrase diyorsunuz, efendim o neyi alıyor? Bilgiyi alıyor, ilmi irfanı alıyor. Kürsü de Allah Teala kürsüyü zikrediyor, onunla ilmini kastediyor. Dolayısıyla burada kinaye var. Yani ilimden kinayedir. Es-semavati vel-ard. Kinaye nedir? Lafzun utlika ve uride bihi lazum ma'nahu ma' iradeti zâlikel ma'na. Bizzat kürsü de diyebilirsiniz ama başka bir mana da buna yükleyebilirsiniz kardeşim. Veya ne olur? Mülk olur, saltanat olur. Yani vesi'a kürsiyyuhu es-semavati vel-arda. Onun kürsüsü yer ve gökleri ihata etti. Kürsü, yani hükümdarların oturduğu bir kürsüsü vardır. Allah Teala da kürsüyü zikrederek, yani onunla saltanatını, yerleri ve gökleri idare etmesini, onun idaresi yer ve gökleri içine almıştır. Yani yine burada kinaye var. Zikredilen kürsü, kastedilen nedir? Saltanat, idare. O anlaşılabilir. Allah Teala'nın kudreti anlaşılır. Kudreti. Onun kudreti yer ve gökleri
Vesiha burada ne anlamda? Ahata, ihata etti, kuşattı anlamında olabilir. Nitekim Ayet-el Kürsi'de tabii bu devamına baktığınız zaman kudret anlamı daha doğru oluyor, olabiliyor yani. Daha doğru demeyelim de neden? Devam edin şimdi. Vesiha kürsiyü semavati vel ard ve la yeuduhu hifzuhuma. Hifzuhuma, hifzu ayi şeyin? Es-semavati vel-ard. Yani yer ve gökleri korumak ona ağır gelmez, ona zor gelmez. Yani Allah Teala'nın güç ve kuvveti sınırsızdır kardeşim. O zaman kürsü, ye, vesi'a, kürsi, yuhu, kudret anlamı verebiliriz. İlim anlamı daha çok vermişler. Vesi'a, kürsi, yuhu, semavati vel-ard. Neden? Gafir suresindeki ayet-i kerimeden dolayı Rabbena vesi'ate külle şeyin rahmeten ve ilmen. Yani Allah Teala'nın ya hitaben Rabbim rahmetin ve ilmin her şeyi kuşattı. O halde kuşatan ne? İlmi. Kuşatan ne? Rahmeti. Peki burada madem ki bir ayet Allah Teala'nın ilminin her şeyi kuşatmasından bize bahsediyorsa Rabbena vesi'ate külle şeyin rahmeten ve ilmen, Kur'an, Kur'an-ı Hakim'i tefsir eder. Burada da vesi'a kürsiyyuhu, vesi'a ilmuhu diyebiliriz. Onun ilmi yer ve gökleri içine aldı, kuşattı deriz. Ama bütün bunlar nedir? Allahu alem bi muradihi. Fakat biz hani kürsü ne, arş ne, Allah Teala'nın kainatı idare merkezleri buralar ama çok büyük, işte o kadar büyük. Neden? Bugün insanların kainatta bilmediği şu kadar daha yıldız var değil mi? Yani milyonlarca yıl gitseniz yine gidemeyeceğiniz yerler var kainatta. Dolayısıyla bu kadar bir büyük kainatın ne kadar bir idare merkezi olur işte. Neden arş büyük? Neden büyüklüğünden bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü bu kadar melek var, o kadar melek, onların görevli olduğu, vazife yaptığı yer var. Yani dünyanın şimdi bakım atölyesi yok, servis yok. Yani bu dünya böyle yağ, gazı, tuzu bittiği zaman hadi bakalım bunları versinler. Yıllık bakıma biz bilmiyoruz nasıl oluyor dünyanın yıllık bakımı. Var mı yok mu? Allah Teala bir kural kanun verdi gidiyor ama ilgili melekler ilgileniyorlar. Bu ilgili meleklerin taksimi nasıl, nasıl geliyorlar, nasıl gidiyorlar, ne yapıyorlar? Allahu alem değil mi? İşte bizimki böyle 20 saat ders çalıştığın zaman kafan duruyor, gitmiyor. Artık gece bir saat oluyor ki okuyorsun, diyor ki gözlerin sana bu iş bu kadar diyor. Buradan sonra ben kaldıramam diyor size. Bu kadarı yazılmış bir metni okuyup anlamada bile zihnimizin bir kaldırma tahammül gücü varsa o zaman bu kainatı anlama noktasında fevkalade yetersiziz ki Allah Teala işte onları da bizden alıyor. Peki efendim vel arşu vel kürsiyyu hakkun yani küllüm minhuma, küllüm minhuma min arşi min el arşi vel kürsiyyi hakkun haktır. Niye? İnanacaksın bunlara çünkü ayet-i kerimede var. Ayet-i kerimede geçiyor ama keyfiyetini Rabbimiz biliyor. O ve mustagnin an el arşi ve ma dunehu muhitun bi kulli şeyin ve fevkahu ve ma fevkahu. Ve huve Allahu, Allah azze ve celle. Mustagnin yani Allah azze ve celle muhtaç değildir, mustagnidir. Mustagnin bizatihi. Zatı itibariyle Cenab-ı Hak arştan müstanidir. Arş mahluk mudur, değil midir? Mahluktur. Sonradan yaratılmıştır. Peki Allah Teala arşı sonradan yarattığına göre eğer arşa muhtaç olsa o zaman arştan önce Allah Teala'da bir eksiklik hali olurdu. Neden müstanidir diyoruz? Yani Allah Teala böyle arşa oturmaz. Sultanlar gibi, Vahabilerin dediği gibi Allah bir kürsüye oturmaz kardeşim. Eğer Allah arşına, kürsüsüne oturduysa bunlar mahluktur. Peki bundan önce Allah Teala'da bir eksiklik vardı. Yani
o idare merkezi yokken Allah Teala'nın bir eksikliği olmaz. Peki arşı var ama o arşa Allah muhtaç değildir. Yani arşı yok eder, bir anda yeniden var eder. Kün feyekün, seni ediyor ya bu sistemle, seni var ediyor. Kupkuru bir dal, o daldan bir üzüm salkımı geliyor. Ya bu yetmez mi iman etmeye? Topraktan bir ağaç, o ağaçtan bir kuru dal, o daldan o sulu üzümün çıkıyor salkımı. O dallardan o su, o tat, onlar nasıl akıyor, hangi borudan gidiyor, orada oluyor, kim yapıyor bunlar ya? He? İşte vallahu ala kulli şeyin kadir. İşte huve mustagnin. Yani arşı var, kürsüsü var ama bir hükümdar gibi Allah'ı zannetme, arşa kürsüye oturuyor diye. Anil arşi ve ma dunehu. Yani dun kelimesi nedir? Zarfı mekandır. Bu anlamını bihasebi ma yudafu iley, neye izafe edilirse dun kelimesi ona göre mana alır. Yani dun kelimesi şimdi fauka anlamına gelir, üste, tahta anlamına gelir, altta, gayr anlamına gelir, huz gibi efendim, dunek mesela, dunek nedir? İsmi fiildir, huz, al, tut anlamında gelir. Efendim al bunu. Dolayısıyla farklı manaları var. O halde şimdi burada dune kelimesine ne anlam verelim? Ve huve mustagnin anil arşi ve ma dunehu. Arştan da mustagnidir. Arşın altında, arştan küçük şeylerden de mustagnidir diyebiliriz. Veya ne diyebiliriz? Arşın gayr anlamı da vardı ya. Arştan başka şeylerden de Allah müstağnidir. Yani hem arştan hem arşın dışındaki şeylerden, yarattığı hiçbir şeye Allah azze ve celle muhtaç değildir kardeşim. Muhitun neye atıftır? Müstağnin kelimesi. He, o aslında müstağniyun idi. Ya'yı hasfettik. Oradaki tenvin ivadun anil ya'dır. Yani haberdir, haber merfu olur, neden olmadı işte onun için. Peki ve huve mustagnin ve huve muhitun, hem mustagnidir hem muhitun bi kulli şeyin ve ma fevka, her şeyi muhittir. Nasıl muhittir? Böyle bir zarfın içine bir şeyi koyduğun gibi değil, ilmiyle ihata eder. Yani böyle Allah Teala eliyle kucaklayıp ihata etmez. Her yerde o vardır, her şeyi ihata eder, ilmiyle beraber. وَوَ مُح۪يطٌ بِعِلْمِهِ بِكُلِّ شَيْءٍ وَوَ مُح۪يطٌ عِلْمُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ. Her şeyi ihata eder, وَفَوْقَهُ, ha? Ve onun üzerindeki her şeyi, yani arşın dışındaki her şeyi, arşın efendim üzerindeki her şeyi. Fevk kelimesini diye şeylerini alırız, devamını alırız. O arşın üzerinde, arşın altında her şeyi ihata eder. İhata etmedi, hiçbir şey yok. Arşı var, kürsüsü var derken oradadır, başka yerde değildir gibi bir mana aklına gelmesin diyor. وَقَدْ اَعْجَزَ عَنِ الْاِحَاطَةِ خَلْقَهُ وَقَدْ اَعْجَزَ عَنِ الْاِحَاطَةِ خَلْقَهُ. A'ceze eyye şeyin meful nedir? Halkahu. Yani mahlukunu aciz bıraktı. Neden? Efendim anil ihatati. İhatadan aciz bıraktı. İnsanlar ihata edemezler. Yani ne nasıldır? Bikünhihi. Yani vakad a'ceze anil ihatati bikünhihi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sıfatları var. Ama o sıfatlarıyla beraber Allah Teala'nın künhüne vakıf olabilir miyiz? Olamayız. Zaten onun zatına vakıf olamadığımızdan sıfatlarıyla biz Allah Teala'yı anlamaya çalışıyoruz. Onun için a'caze anil ihatati halkahu, mahlukunu kendini ihata etmekten aciz bıraktı. Anlayamazlar.
Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyordu? Tefekkeru fi ala illah ve la tefekkeru fi zatillah. Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin, nimetleri hakkında düşünün. Tefekkeru fi ala illah. Efendim, şimdi başka bir konuya geçtik. O konu nedir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hakk'ın halil edinişi, Musa Aleyhisselam'ın da Kelimullah oluşu, onlardan bahsedecek. Niçin bahsedecek? Çünkü ayet-i kerime bunlardan bahsediyor, değil mi? Ve kellemallahu Musa teklima. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın halil oluşuna kıyas ederek İseviler ne diyorlar? İsa da Allah'ın oğludur diyorlar. İsa, madem İbrahim halildir, biz diyor kabul etmeyiz. Bizim peygamber de o zaman Allah'ın oğlu olsun. Allah'a oğul yaptılar. Peki Allah'ın oğlu olunca Allah'ın haşa nesi oldu? Bir parçası oldu. Bir parça Allah'tan ayrıldı demek. Yani Allah'tan hades olan bir şey çıktı demek. O zaman Allah'a hades isnat etmek demek. Halbuki halil demek ne demek? Dost demek, bir itibar demek. Yani bu benim dostum deyince bu senin parçan demek değil. Nedir bu? İkram ediyorsun, iltifat ediyorsun. Adam diyor ki seyfi halili diyor mesela. Seyfi halili, kılıcım halilimdir. Ne demek? Önem verdiğim bir şeydir, izzetimdir, şerefimdir. Yani kılıç adamın kolu gibi ondan bir parça değildir. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in halil olmasına Hristiyanların Hazreti İsa'yı kıyas ederek Allah'ın oğlu demesi olamaz. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ سَلَاثَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ وَالْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. Yani İsa Allah'ın oğludur diyenler, üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldular. Neye kıyas ediyorlar? İbrahim Aleyhisselam'a. Halil olmak ayrı, Kelimullah olmak ayrı şeyler. Bunları birbirine kıyas etmeyin. Dolayısıyla şimdi bu akidenin içine bu mevzuyu alarak bir, İsevilerin böyle fasit kıyasının önüne geçiyor. İkinci ne yapıyor? Efendim onun önüne geçiyor. Bir de İbrahim Aleyhisselam'ın halil olduğunu, Musa Aleyhisselam'ın kelim olduğunu bize anlatıyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu var, anlatılıyor. İnanmamız gerekiyor. Diyoruz ki وَنَقُولُ اِنَّ اللّٰهَ اِتَّخَذَ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْل۪يمًا اِيمَانًا وَتَسْد۪يقًا وَتَسْل۪يمًا نَقُولُ اِنَّ اللّٰهَ. Kavul maddesinden sonra, kavilden, kaleden sonra elif nun maddesi gelirse ne olur? Kesre olur, değil mi? İnne, kale, inne olur. Neden? Çünkü ondan sonra cümle gelir, irabı da efendim mahallen mensup olur. Mahallen mensup olur. Şimdi kale inne. Ama ne zaman enne gelir? Zan anlamında olursa, kale kelimesi zan anlamında olursa, o zaman kaleden sonra gelen elif nun yani inne enne olur. Eğer zan anlamında değilse kale, kaleden sonra hep kale innallâhe şeklinde hemze kesre olur. Odana yani zandan âri olunca diye yazar Nahiv kitaplarında. Mesela etekulu enne zeyden kaimun. Etekulu orada ne demektir? Yazın. Etekulu enne zeyden kaimun. Ne demektir? Etezunnu demektir, değil mi? Etezunnu istifhamiye var başında. Zeyd'in ayakta olduğunu mu zannettin? Etekulu etezunnu. Etezunnu enne zeyden kaimun. Enne zeyden kaimun. Ama bu zan anlamı olmasaydı kesre olacaktı hemze. Peki şimdi bakın. Efendim metne ve nekulu şöyle diyor. Yani ve nekulu ve nu'minu demek.
diyoruz ve inanıyoruz. Neye? İnnallâhe ittehaze İbrahim'e halîlâ. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı halil yaptı. Dostu, yani ona şeref, kerem verdi. Ayrı diğer peygamberleri verdiğinden daha ziyade. Ve kellemallahu ve kelleme nereye atıftır? İttehaze. İnnallâhe ittehaze. İnnallâhe, yani ittehaze ve kellemallahu Musa teklima. Ve Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'la konuştu. Ve kellemallahu Musa teklima. Ayettir değil mi bu? Ayet-i Kerime İsa suresinde. Kellemallahu Musa teklima. Şimdi ve kellemallahu Musa teklima meful mutlak getiriyor. Neden? Tekid ifade ediyor. Mecazı ortadan kaldırıyor. Yani bizzat bir duyulma oldu. Neyi duydu? Kelamı nefsiyi, Allah Azze ve Celle'nin o İmam Maturidi'ye göre seslere dönüştü. O bir takım sesleri duydu Hazreti Musa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. İnanıyoruz buna da. Ve kellemallahu Musa teklima. Bizzat böyle o Allah Azze ve Celle'nin kelamının söze aktarılıp Hazreti Musa tarafından duyulduğuna inanıyoruz. İmanen, yani nu'minu imanen, iman ediyoruz. Ve tasdiken, bunların amilleri nedir hep? Mahzuftur. Ve nusaddiku bihi tasdiken. Biz buna, bunu tasdik ediyoruz. Ve teslimen, ve biz buna teslim oluyoruz. Ve teslimen, yani ne demek? Nusellimu teslime. Biz bunu halisen anit tevil, teslimen anit tevil, tevilden arındırılmış bir halde bu hakikati de teslim ediyoruz, kabul ediyoruz. İnanıyoruz, tasdik ediyoruz ve tevilden halis bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Musa ile konuştuğunu da kabul ediyoruz efendim. Şimdi bir takım muteferrikat, yani farklı meselelerden bahsedecek bize. Efendim neden bahsedecek? وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنْزَلَةِ اَوْ مُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ وَنُسَمِّ اَهْلَى قِبْلَتِنَا مُسْلِم۪ينَ مُؤْمِن۪ينَ مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ سَلَاتُ وَالسَّلَامُ مُعْتَرِف۪ينَ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ غَيْرَ مُكَذِّب۪ينَ. Efendim buradaki mevzular, önce meleklere imandan, sonra peygamberlere, sonra kitaplara imandan bahsedecek. Ardından ehli kıbleye gidecek. Ehli kıble kim? Ehli kıble onlar, işte namaz kılanlar ama farklı anlayışlara sahip olanlar. Onlara karşı bakışımız, duruşumuz ne olacak? Ondan bahsedecek. Ehli kıbleden bahsedecek. وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ. Melekleri anlatalım, bu dersi noktalayalım.